Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere MIDI klavye nedir, çeşitleri nedir ve ne işe yarar kısaca ondan bahsedeceğim. MIDI klavye benim için olmazsa olmazlardan. Hatta elimde olsa onlarca evin her tarafını MIDI klavye dolduracağım. Çoğu müzisyenin stüdyosunda ya da ev çalışmaları için kullanacağı ev stüdyosunda mutlaka bir MIDI klavyesi bulunuyor. Reklam Bugün acaba kanalıma abone oldunuz mu? Peki nedir bu MIDI klavye? Özetle bir yazıcıyı bağlar gibi bildiğiniz bir USB kablosuyla bilgisayarınıza direkt olarak bağlanabilen, üzerinde piyano tuşları gibi tuşesi olan, içerisinde herhangi bir ses yüklü olmayan boş bir klavyedir. Peki bir sürü tuşları olmasına rağmen bu boş klavye ne işe yarar? Şöyle düşünün. Bilgisayarınız var ve bilgisayarda da yazı yazmak için bir klavyeniz var. Burada müzik yazılımlarında da aynı şey geçerli. Müzik yazılımı DAW diye adlandırdığım bir video vardı. İlk videoda biraz bahsettim. Şuraya bir kart ekleyelim. İzlemeyen varsa onu da izlesin. Bir müzik yapmak istiyorsunuz. Ses kaydetmek istiyorsunuz. Kullandığınız bu DAW programı açtığınızda karşınıza sesler, ses bankaları vesaire gelecek. Biz bu midi klavye ile ne yapacağız? Kullanacağımız sese hayat vereceğiz. Yani bu boş klavye dediğimiz şeyler artık bizim için bir enstrüman. Dilerseniz kısaca ben kendi midi klavyemle bir bağlantı yapıp program üzerinden bir sesi çalayım. Onu bir izleyelim. Hemen burada bir araya gireyim. Abone olmamışsınız galiba. Oldunuz mu? Bir bakın kontrol edin. Gördüğünüz gibi şu an piyano sesindeyim. gayet de güzel bir piyano tonu bence. Programın üzerinde gördüğünüz kaydetme, durdurma, başa alma, ileri sarma yani sizin kayıtla yapacağınız bütün işlevleri midi klavyenin üzerindeki tuşlarla yapabiliyorsunuz. Bu bizim işimizi açıkçası çok kolaylaştırmış oluyor. Gelelim midi klavyenin çeşitlerine. Marka ve model olarak bakarsak çok fazla seçenek var. Aşağı yukarı benzer işlevleri yapacaktır. Pet sayısı, tuş sayısı az veya çok tabii ki bunlara göre bir takım değişiklikler de olacaktır. Ama ilk önce tercih ederken bence tuş sayısına bakın. Temelde 25, 49, 61 ve 88 olmak üzere tuş sayısı olan modeller var. Örneğin ilk midi klavye alacaksınız. Rap, hip hop tarzında müzikler yapmak istiyorsunuz. Küçük melodiler oluşturup beat denen ritimler oluşturmak istiyorsunuz. Bence 25 tuşlu olan, üzerinde de padler olan klavyeler, şuradaki model gibi bu tarz müzikler için bence uygun yapılabilir. Eğer ben almışken pop, jazz, Allah ne verdiyse yapmak istiyorum, zaten müzisyenim, evde de bir piyano gibi, keyboard olsun, büyük tuşeli olsun falan derseniz o zaman 61-88 tuşa gibi olan modelleri tercih edebilirsiniz. Tabi bir süre sonra şuraya geliyor iş. Kendimden örnek vereyim. Bir tane 49 tuşeli aldım. Evet işimi görüyor gayet de müzikler yapabiliyorum. Daha sonra diyorum ki ya daha ufak olsa da sırt çantası gibi yarımda taşıyabileyim deyip gidip 25 tuşeli olan bir başka model alıyorsunuz. Sonra da diyorsunuz ki ya tam piyano olarak çalamıyorum bu 49 49'da 25'te taşınıyor ama bir 88 tuşe bir şey hani. Yani bu iş böyle gidiyor arkadaşlar. Gelelim fiyatlarına. 25 tuşlu olan modellere baktığımda internetten şu an 550-600 lira civarından başlıyor. Tabi 1000 liraya var, 1500 liraya var. 88 tuşe de en üst böyle seviye neler var diye baktığımda da onun fiyatı da 9000 civarlarına kadar çıkmış durumda. MIDI klavyelerle ilgili anlatacağım temel bilgiler bunlardı. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve desteklemeyi unutmayın. Lütfen yorum alanına da kullandığınız klavyeler varsa, memnun olduğunuz midi klavyeler varsa onları da mutlaka belirtin. Videoyu izleyen herkes böylece daha zengin, direkt kullanıcıdan olan deneyimlere de ulaşmış olur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.